Herkese merhaba arkadaşlar. Bu akşam yine pediatrik acilde yaz aylarında sık karşılaştığımız ve sayfada anket şeklinde en çok ihtiyaç duyulan ve anlatılması istenen konulardan seçilen sıcak çarpmasını konuşacağız. Uluş Hoca ile birlikte konuğumuz Profesör Doktor Murat Anıl. Şimdi her ikisini de canlı yayına alalım. Keyifli bir sunum bizi bekliyor. Murat Hoca'nın sunumları, slaytları çok iyiydi. Hoş geldiniz hocam. Abi selam, hoş geldin. Merhabalar. Herkese merhaba. Murat'cığım merhaba. Merhaba dostum, ne haber, iyi misin? Valla ben bugün zaman çok hızlı geçti ya Murat. Saat 9 oluverdi. ve senin slaytlarına hiç bakmadım. O yüzden her şey empirik olacak, her şey spontan. Doğaçlama olacak yani. O yüzden muhtemelen işin çok büyük bir kısmı sende olacak. Ama kabaca yaklaşık 3 dakika içerisinde tüm slaytlarına baktım. Ve tam istediğim şeyler, hani mesaj ne gerekiyorsa küçükten başlamışsın, büyüğe kadar her şeye temas etmişsin abi. Aynen öyle. Birazcık up to date vibe aldım biraz. Evet, ama up to date'ı olgularla süslemişsin gibi bir vibe aldım. Aynen, doğru evet. Mu? Bak, doğru algılamışım abi. Bir de biraz şey yaptım böyle, her zamanki böyle klasik hani şey yapmadım. Hani önce tanım, etiyoloji falan filan oradan girmedim böyle. Onu biraz daha böyle bu pediatrik acilin canlı formatına uygun hale getirmeye çalıştım. Biraz daha böyle daha dinlenebilir hale getirdim akşamın bu saatinde. Mükemmelsin. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha hem pediatrik acil platformunun en kuvvetli baş üyesi mi diyelim hatta? Eş başkan mı diyelim? Bir şey diyelim oraya. Sen bizim kurucu liderimizsin. Senin söylediğini yapıyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Şöyle düşündük. Lan yazın herkes yatıyor. Ama acille de karşılaşıyor tabii ki. Ama çalışıyor. Aynen öyle. Hem de şu aralar özellikle çalışıyor. Panik olunan zamanlarda böyle çok herkesin anlatmadığı İDÜ neydi? İzmir Demokrasi Üniversitesi arkadaşlar. İDÜ. Aşağıdan soruyorlar da dostum. Evet, bir devlet üniversitesi. Bunlardan en önemli, en güzel bir şekilde ifade edecek hocalardan bir tanesi olduğun için seni tercih ettik. Ve sen de bizi kırmadın bu kadar işin arasında. PET track'i bitirmişsin. IPS sezonunu kapatmışsın. Yazlığına gitmeden bir hafta önce seni yakalamışız. Karaburun'a gidip şey yapmak varken, jet ski yapmak varken bizi tercih ettiğin için çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim. Bana ve mikrofonu sana bırakıyorum. Tamam, ben bu arada Caner'den bir şey rica edeceğim. Caner, sen bana bu Mentimeter'ın toplantı kodunu da böyle söylesene. Ben onu buradan hem kendim gireyim, ekranda da aynı zamanda daha iyi takip edebilirim. Evet, süper. 89'da başlayan değil mi? Aynen. 63-89-09-31. Ben de hem kendi bilgisayarımı aynı zamanda da onu da buradan Caner değiştirirken onları da görebilirim. Evet. Caner'i de tebrik edelim bu arada gerçekten. Tam olarak sıcak çarpmasının olabileceği bir yerden. Çok yüksek olasılıkla şezlonglardan bağlanıyor bize ama yine de çok teşekkür ediyoruz ona bu katkısını esirgemediği için. Aynen öyle. Caner eğer toplamda gündüz olsun yanlış bir tane denizden bağlanabilirim bu şey. Evet, sen hiç karşılaştın mı sıcak çarpmasıyla Caner orada? Aynen, birebir. Okay. Birebir yaşadım. Tamam. O zaman sana bol ahtapotlu dinler diliyorum ve sana tercih bırakıyorum abi. Evet Caner, başlat slaytları. Başlayalım. Evet, konumuz aslında Ulaş Hoca bana demişti ki burada böyle sıcak çarpmasını anlat diye. Ben de dedim ki ben Ulaş Hoca'nın her zaman söylediğini hafif modifiye ediyorum böyle yaramaz bir öğrenci gibi. Ben de başlığı değiştirdim böyle sıcakla ilişkili hastalıklar dedim. Bu arada bu pediatrik aciller, IPS tamamen Ulaş Hoca'nın fikri. Bizi de bu ekibe kattı, bizi de bu rüzgara kattı. Biz de bu rüzgara katılmaktan son derece memnunuz, çok eğleniyoruz. Bu yüzden de Ulaş Hoca'ya bir kere öncelikli olarak teşekkür etmek istiyorum burada. Şöyle. Bize bu pediatrik acilleri kurduğu için, Menti diye bir sistemi bizlere öğrettiği için çok çok teşekkür ediyoruz. Ne demek?
Hepimiz çok mükemmel bir ekibiz ve zaten takipçilerimiz de o şekilde. O yüzden bu kadar tuttu. Çok modifiye, çok yeni nesil bir bilimsel dijital pediatrik acil eğitim veriyoruz. O yüzden bence tuttu ve tutmaya da devam edecek. Biz bu şekilde yapmaya devam ettiğimiz için. Aynen öyle. Bunu Ulaş abi yazabilir misin? Bunu şey tutturalım. Tamam. Yazıyorum hemen. Sanki şey yazdı gibi geldi bana da Murat. Ben giriş yaptım. Tamam. Menti.com kodu. Yoruma mı yazayım? 60. Yok ya, ben yazıyorum. 63. Tamam. 89. 0931. 09. Yorumlara küçük bir müdahale yapmam gerekti. Bilginiz olsun. Nasıl bir müdahale? Kötü bir şey. Kötü bir şey mi? Yani gerekti. Yani. Sonra söylersin. Yorum mu geldi? Kötü bir yorum evet, mu geldi? Evet, tamam. Aynen. Yapmaya. Kötü değil de herhalde farklı bir şeydi. Bilmiyorum. Okey. Tamam. Bazen oluyor öyle ya. Aşağıdan para isteyen arkadaşlarımız. Başka ateşi başka şekilde anlayan, işte sıcağı başka şekilde açıklayan arkadaşlarımız. Ya da sınavda kalıp sınavda ya, kalıp hani buradan. Olabilir. O yüzden de şey yapabiliriz. Devam bak şimdi ediyoruz. Aklıma bu sınav deyince ben bugün bütünleme sınavı yaptım. Acaba alttan birisi bir öğrenci mi görür diye merak ettim. Valla bence öyle gibi. Hocam yaşadık. Şey. Öyle bir durumu yaşadık bir kere de. Evet. Öyle mi? Caner sen gerekeni yap abi. Gereğinde kalp şey parasitemol ver. Evet. Hadi başlayalım. Şimdi biraz böyle bir olguyla başlayalım diyoruz değil mi? Her zaman karşımıza hep olgular geliyor. 2 aylık bir bebek, aylardan Temmuz, yer İzmir. Cilt döküntüsü sebebiyle çocuk acil servise getiriyorlar. Bakıyoruz çocuğa hafif bir huzursuzluğu var. Bunun dışında bütün vital bulguları normal, fizik muayenesi normal diyoruz. Böyle bir yemin ediyorum Murat, döküntüsü var. Şu çocuk hafız ve huzursuz anladım, çok şey yaptım. Ama değilmiş. Çok değilmiş. Hafif devam huzursuz. İki aylık. Evet, 2 aylık demek. Devam edebiliriz. Evet. Aşağıdan çok çarpıcı bir konu. Evet. Her zaman çarpıcı konu seçiyoruz sizin için arkadaşlar. Evet. Güncel. İlk soru. Ve son. Soruyu soralım. Olur. Evet. Bu olguda olası tanı nedir? Acaba bu milarya mı, kızamık mı, su çiçeği mi, yoksa bir meningokoksemi mi? Mükemmel. Zaten hafif huzursuz. Hafif değil. Her şey olur bu çocukta ya. Her şeyin hocam, başlangıcı burada, olabilir. Burada birinci olan arkadaşa bir şey var mı sonunda? Ya sen sanırım yüzde alıyorsun bu işten Caner yani. Devamlı böyle. Caner ben anlamadım lan. Her yarışmada bir kitap veriyorsunuz ya. Maşallah ya. Basın evi gibisiniz ya. Ankara Nobel bizi mahvedecek. Allah ya. Evet. Evet. Burada cevabımız görüldüğü üzere milarya. Bu arada kaç kişi oy kullanmış? Ben buradan göremiyorum çok iyi. Çok az ya. 17 katılımcı vardı. Daha çok az. Suat hocam biz de sizi seviyoruz. Teşekkürler. Ördek. Ördek birinci. Ördek birinci. Evet abi, Watson ikinci. Carl Gustav üçüncü. Çok mükemmel evet. İsimler. Bence bu hızla tam senin sevdiğin şekilde Murat. Devam edebiliriz. Evet. Evet. Şimdi biraz burada milaryadan bahsetmek istiyorum. Yani halk arasındaki adıyla isilik. Özellikle yeni doğan ve küçük bebeklerde sık, yaz aylarında sık, tam şu anda mevsiminde kaşıntı şikayeti var. İyi huylu bir hastalık. Çok nadiren bir üzerinde süper enfeksiyon gelişebilir. Yani biz buna impidigo diyoruz. Tedavisinde özellikle neye dikkat edeceğiz? Tabii ki bir kere serin ortamda olması lazım çocuğun. İnce kıyafetler, ılık banyo, böyle lanolinli kremler olabilir. Olmadığı lokal antihistaminik kremler olabilir. O da olmadığı bir sonraki aşama topikal kortikosteroid kullanılabilir. Çocuk çok huzursuzsa, çok kaşıntısı varsa oral antihistaminik kullanılabilir. Nadiren süper enfeksiyon olabileceğini söylemiştik. O zaman da topikal antibiyotik mupirosin ya da oral sefaleksin gibi bir sistemik antibiyotik çok çok nadiren kullanılabilir. Evet,
Şimdi bu milyarların yani iseliğin tipleri var. Mesela burada gördüğünüz Milyarya kristalina, tam adı gibi böyle inci taneleri gibi böyle kristalina ismi, böyle aslında hoş bir manzarası var. Böyle Milyarya rubra var. Böyle biraz böyle ciltten kabarık lezyonlar şeklinde olabilir. Bunların hepsi Milyarya, farklı farklı aşamalarda. Ya da böyle Milyarya pustulosa var. Böyle püstüler olmuş sanki iltihap gibi böyle. Ya da Milyarya profunda olabilir. Böyle iri iri nodüller tarzında. Bu daha az görülüyor ama bunların hepsi temel patoloji olarak isiliğin klinik yansımaları. Şimdi gelelim diğer bir olguya. Olgu 2. Aylardan Ağustos 16 yaşında Ahmet ilk defa Erzurum'dan Antalya'ya gelmiş. Gelelim bir gün olmuş. Öğlen Antalya'da Konya altında yürüyüş yapmış. Akşamüstü el ve ayakları şişmiş. Gibi anlattım değil mi? Tam böyle. Evet. Soru şu, bu Ahmet'e ne oldu? Olgu 2'ye ne oldu? Olgu 2 neden? Olgu 2'nin başına ne geldi? Bakalım neler olmuş. Sıcak tetiklediğin nefrotik sendrom mu? 40 saniye kim verdi Caner, sen mi? Ben değil. Bunlar hepsi 10 saniyeydi. O Ben Caner verdim. var ya araya girdi. Bu Abi. internet ortamında dedi. Yani Japonya'da bunu değiliz dedi. Herkes kolay bağlanamaz dedi. evet aynen. Bence bunun şezlong etkisi olma ihtimali yüksek abi. Bunu söyleyeceğini tahmin ediyordum. Ama hepsi 40 saniye değil. Bu soru özellikle kırsın. Yani bu soru Ahmet'e ne oldu? O yüzden 40 saniye koydum. Ahmet de çok üzüldü ve 40 saniye süre verdi. Ve ne diyor? Sıcak ödeme. Doğru cevap sıcak ödem. Neymiş sıcak ödem? Bakalım şimdi. Bir önce kimler bakalım bilmiş. Değişmedi. Birinci evet. Değişmedi. Ördek Lider gidiyor. devam ediyor değil mi? Aynen. Lider devam ediyor. Evet sıcak ödemi. Bu Ahmet'in başına gelen şey sıcak ödemiydi. Bu tabii aslında sıcak ödemi erişkinlerde, yaşlılarda daha çok görülüyor. Ama çocuklarda da görülebilir. Daha çok böyle iklime ayak uyduramamış, böyle soğuk bir yerde yaşayıp da sıcak bir bölgeye aniden gelmiş. Hani o iklimlendirme, ortama ayak uydurma daha olmamış kişilerde ortaya çıkıyor. Bunlar da kor ateş normal. Bu da iyi huylu bir hastalık. Tedavisinde böyle ekstremiteleri yükseltiyoruz. Hemen kişiyi tabii ki soğuk ve serin bir ortama alıyoruz. Bandaj burada faydalı olabilir. Burada çocuğu tıp tepmemesi için bir tedavi yapmayacağız. Bunun ödemi var diye buna diüretik vermek gibi bir şey yapmayacağız. Kırmızı Yani bayraklı. aynen öyle. Buna diüretik vermeyeceğiz. Gelelim bir başka olguya. Hep sıcakla ilgili vakalar. Olgu 3. Bu da 15 yaşında bir erkek çocuk. Yerde Alaçatı. Yine aylardan Ağustos. Öğlen saat 14. Çocuk bir saattir basketbol oynuyor. Rakibin verdiği hatalı pası yakalamak için aniden zıplıyor. Ama o anda başı dönüyor. Bayıla yazma gibi oluyor. Yere yığılıyor. Arkadaşlar aman diyorlar, başını bir yere çarpmasın diye atlıyorlar. Çocuğu bir yere başını çarpmadan tutuyorlar ve yatırıyorlar. Çocuk düz yattığı anda kendine geliyor. Ayşe aşağıdan şey yazmış. Menti daha hızlı gidiyor. Ayşe teşekkür ederim katkıların için. Menti'nin ileri olması tamamen Caner'in Bodrum'da olmasından Caner kaynaklanıyor. Caner oğlum iyi ki iyisin bugün. Miami'de değil. Bugünkü program herhalde benim. Neyse devam edebiliriz. Ayşe teşekkür ederiz. Gelsin soru. Bu çocuğun başına ne geldi? Ortostatik potansiyel demiş. Bakalım bu olası tanı nedir? Da 30 vermiş. Caner Bu kaç en senedir azından acaba? şıkları oku da bari uyanık olduğunu anlayalım Caner bu gülme efektine ulaş kaydetmiş, tamam mı? Uyuyor orada. Böyle gülme efekti geliyor. Vallahi Senin okuman daha mantıklı çünkü ben okuyamıyorum orada şıkları ama herkes Sıcakla okuyor. ilişkili aritmi, sıcak senkopu, sıcak menenjiti, sıcakla ilişkili serebeller yetmezlik. Evet.
Neymiş? Büyük bir çoğunluk sıcak senkopu dedi. Sıcak senkopu dedi. Devam edelim. Bakalım lider ne olmuş? Ördek gitti abi. Ha yok, ördek duruyor. Duruyor. Lider değişmedi baş değil mi? Aynen. Yani. Hem lider, hem lider, hem iki, hem üç numara hiç değişmedi. İlk abi. Üç. Başına itibaren. İlk üç aynı. Devam ediyorum. Devam edelim Caner'cim. Enteresan. Sıcak senkopu. Şimdi bu sıcak ortamda uzun süre hareket ettikten sonra ayakta durduğumuz zaman daha çok ortaya çıkıyor. Ya da sıcak bir ortamda böyle spor yaparken, çalışırken birdenbire daha böyle şiddetli, ani bir hareket yaptığımızda ortaya çıkıyor. Aynı bu ve anlattığım olguda olduğu gibi. Çocuk basketbol oynamış, sonra bile bir an böyle hızın tempoyu yavaşlatırken birdenbire böyle arkadaşının attığı pası yakalamaya çalışırken ani bir hareket yapıyor. O sırada sıcak senkopu ortaya çıkıyor. Baş dönmesi oluyor. Tipik senkop tablosu ortaya çıkıyor. Bu çocuklarda kor ateşi eğer ölçersek normal ya da normalin hafif üzerinde. Ve tipik olarak spin pozisyonuna aldığımızda hastanın bilinci yerine geliyor. Çocuğu tabii hemen düz yatırmak lazım. Hemen serin bir ortama taşımak lazım. Oral alımı mevcutsa böyle tuzlu sıvılar, ayran falan gibi bir şey içirmek buna iyi. Tabii sıvı alamıyorsa bunu en kısa süre içerisinde çocuğa hemen IV damar yolu açıp hastaya SF 20 cc kilogramdan maksimum 1 litre olacak şekilde hastaya göndermek lazım. Bunlar da ortostatik hipotansiyon evet klinik tablo olarak olabiliyor ama bu tablo o değil. Bu tablonun adı sıcak senkopu. Ortostatik hipotansiyon açısından çocuğu izlemek lazım. Böyle bir hastayı mesela acilde gözlemle tutarken de çocuğun kan basıncı izlemi özellikle çocukla taburcu ederken ortostatik hipotansiyon var mı yok mu diye bakmak son derece önemli. Ortostatik hipotansiyonu olmayan hastalara acilden taburcu etmemiz gerekli. İzlemde bu çok önemli. Geçelim Caner'cim. Geldik olgu 4. Bak bu da ilginç bir şey. 17 yaşında erkek. Yer Çeşme Boyalık. Aylardan Temmuz saat 13. Kumsalda köpeğiyle koşuyor. Bir arkadaş da YouTube için çekim yapıyor. Aniden çocuğun sol gastrokinemiyusta bir kramp giriyor. Olgu 4'e ne oldu? Ne işin vardı o saatte Boyalık'ta plajda değil mi köpek peşinde? Kaçınılması gereken saatler hocam. Evet. Doktorların dışarıya çıkmayın diyeceği saatler. Evet. Ne oldu acaba bu hastamıza? Caner. Şunlar sende Caner. Bu 25 saniyeydi yani. Sıcağa bağlı kas lifi kopması. Sıcağa bağlı rambut. Sıcağa bağlı miyofibrilerde sıcak krampı. Saniye 3. Bu arada katılımcı sayısı ne oldu Caner? 26-27. Evet. Sıcak krampı. Doğru cevabımız sıcak krampı. Bakalım. Tabii burada artık internet gitti Bodrum'da abi. Bodrum'da internet gitti. Ya oluş abi. Kostan mı çekiyorsun abi sen? Geldi abi. Kosa elektrik bağlandı. Okey değişti. Watson geçti abi. İlk üç bot değil bravo. Yani. Evet, Watson. Yok arkadaşlar bizim Hakan hocam bizde bot niye olsun ki abi? Burada biz hepimiz hekimiz ve cevap veren arkadaşlarımızın da tamamı hekim zaten. Hani botla giriş yapma olasılığı yok. Bir defa doğru cevap verme olasılığı yüksek olan kişilerin bot olma olasılığı da otomatikman şey oluyor, yanlış analiz oluyor. Bot olduklarını zannetmiyorum. Devam edebiliriz. Evet Caner'cim. Evet, sıcak krampı. Çocuğun başına gelen buydu. Sıcak ortamda egzersiz sonrası veya egzersiz sırasında özellikle büyük kas gruplarında kramp meydana geliyor. En çok gastrokinemius, quadriceps, hatta abdominal kaslarda, kollarda bile hastalarda sıcak krampı görülebiliyor. Bunlar da kor ateş normal veya normalin hafif üzerinde. Tabii kişinin başına böyle bir durum geldiği zaman bunu hemen serin bir yere taşımak gerekli. Hidrasyon yine çok önemli. Oral alabiliyorsa oral tuzlu sıvılar, ayran gibi. Olmuyorsa IV sıvılar vermek lazım. Bu arada kası gevşetmek için bu tipik olarak kramplarda yapılan hani bu kası germe, gevşetme, masaj tekniklerini uygulamak lazım. Acillerde böyle çok bir türlü kas gevşemiyorsa kanıt düzeyi düşük olmakla birlikte son çare olarak benzodiazepin
ya da magnezyum, IV magnezyum tedavilerinin uygulandığından bahsediyorlar. Ama tabii bunlarda özellikle magnezyuma dikkat etmek lazım. Çünkü aynı zamanda çocuğun tansiyonu da düşürebilir. Bu yüzden dikkatli olmak lazım. Evet, evet. Bir diğer olgu geldik. Olgu 5. 15 yaşında kızımız. Yer Çeşme Çarşı. Aylardan Ağustos saat 12.30. Bu tam sıcak Çeşme Kalesi'ne girerken. Sağda kalıyor değil mi? Aynen. Hissettin, değil tamam. Mi? Tamam. Evet, orada abi, geziyor herkes çünkü. Abi. Orada bu o değil ailesiyle mi? Birlikte alışverişte. Aynen evet. Evet. Orada alışverişte. Ama birdenbire bu 15 yaşındaki kızımıza böyle bir bunaltı geliyor sıcaktan böyle. Hızlı hızlı nefes almaya başlıyor. Dudakları etrafında bir uyuşma ortaya çıkıyor. Biraz sesinin kısıldığını fark ediyor ve karpopedal spazm geçiriyor. Acaba bu kıza ne oldu? Mükemmel olgular getirmişsin ya. Neredeyse yarın Çeşme'ye gitsem bu kızla karşılaşacağım gibi anlatıyorsun abi. Evet sen bir Çeşme'ye ben Çeşme'ye bir tur attın. Evet şıklar Caner'de. Sıcağın tetiklediği hipoparatiroidi, sıcak tetanisi, sıcak hipokalsemisi, termoregülatör hipokalsemi. Evet. Son 5. Doktor Emirhan da ben bir botum diye cevap vermiş. Teşekkür ederiz Emirhan. Evet. Oo. Tamam. Sıcak tetanis. Çok yarı yarıya. Evet. Evet. Benim Murat benim evet, benim olması gereken bazı kafamdan uydurduğum bazı hastalıklar vardı. Çok güzel. Çok havalı isimler vardı. Bak termo sıcağım bak sıcağım bu. Aha. Başka biri geldi. Kim o? Ben onu göremiyorum Caner. Viru mu? Viru. Tamam abi süper. Süper. Evet. Tablo değişti. Oynat Caner. Sıcak tetanisi, evet bu sıcağa bağlı stres oluyor kişide. Kişide böyle bir bunaltı hissi olunca kişide takipne meydana geliyor ve derin derin nefes alıp vermeye başlıyor. Hiperventilasyon ortaya çıkartıyor. Bunun sonucunda da respiratuar alkaloz tablosu ortaya çıkıyor. Ve çuvas dektrosu bulgusu pozitifleşiyor. Laringospazm meydana geliyor. Tabii bunun temel sebebi bu kadar çok derin nefes alıyor ki kalsiyumu alıyor hücre içerisinde. Yani kalsiyumun hipokalsemi yapıyor. Laringospazm ortaya çıkartıyor. Karpopedal spazm ortaya çıkartıyor. Çok önemli klinik bulgusu. Dudak etrafında uyuşma yapıyor. Kor ateş normalde 40 derece arasında değişiyor. Sıcağa bağlı tetani. Peki. Diğer olgumuz. Diğer olgumuz geldi. Evet buradan şöyle bir bakalım. Ağustos ayı. Bu sefer yer Kuşadası Çarşı. Ailemiz Kars'tan gelmiş. Kars'tan daha bir gün önce gelmişler. Ve Kuşadası Çarşı'da iki gündür alışveriş yapıyorlar. 12 yaşında bir kız çocukları var. Kızda birdenbire böyle bir yorgunluk ve baş dönmesi tablosu ortaya çıkıyor. Bulantısı, mide bulantısı oluyor. Kusmaya başlıyor. Terlemesi oluyor. Taşikardisi oluyor. Kendini çok güçsüz hissediyor. Çok susamış hissediyor. Ve böyle bir senkop gibi bir tablo oluyor. Biraz böyle hafif bir bilinç değişikliği oluyor ve yere uzanıyor. Acaba bu kıza ne oldu? Caner ses niye çıkmıyor? Müzik mi koymadın? Zaman mı yetmedi? Müziğimiz var da aslında. Öyle, öyle mi? Evet. Hepsi müzikliydi bunların. Aha bak geldi gördün mü? Caner uyuyordu evet. Abi ben sana söyleyeyim uyuyordu. Şu anda kanıtlandı. Ulan sen bu çalışanlara çok yumuşak davranıyorsun. Oo. Ana. Garip bir tablo ortaya çıktı. Bir soru var aşağıda evet. Murat. Ne geldi? Sıcak tetanisi de tetanisi, hidrasyonla evet. Düzeliyor mu diye soruyorlar. Çok abi. Güzel bir soru. Sıcak tetanisine evet hidrasyon vermek lazım. Ayrıca bu sıcak tetanisinde, şimdi bak çok efsane bir tedavi söyleyeceğim. Çocuğa normal yüz maskesi tak fakat oksijen akış hızını 5'in altına düş. Çocuğun maske içerisinde biraz karbondioksit maske içerisinde biriksin. Sonra ve hastanın tetanisi ortadan kaybolsun. Çok güzel. Bu bildiğimiz, beklendik. Başka tedavi başka tanılarda da kullanabileceğimiz ayrıca tanıda şey gibi hiperoksi testi gibi. Değil mi? Ama yani, maskeyi tak fakat akış hızını düşük tut. Önerdiğimizin süper. Altına indir. Süper. Günay. Aha aşağıdan Günay fırlıyor abi. Nereye? Oradan. Ne kadar geldi? Çok büyük bir atılım yok.
Devam. Evet, bunun adı sıcak bitkililiği. Aslında tabii ki aşırı sıcak bir ortamda kalma sonucunda ortaya çıkıyor. Kişinde böyle bir tükenme hissi ortaya çıkıyor. Kor ateş 37 ile 40 arasında değişebiliyor. Taşikardi var, terleme var, bulantı, kusma var, baş dönmesi var, senkop var. Böyle hafif bir bilinç değişikliği olabiliyor. Çok ciddi bir susama hissi. Hastada dehidratasyon bulgusu ortaya çıkıyor. Hastalarda çok sık olmamakla birlikte hiponatremi de görülüyor. Ve tedavi tabii ki bu hastalara, hastayı hemen serin ortama al, hastaya sıvı desteği ver. Alabiliyorsa oral sıvı, alamıyorsa hemen IV, SF, serum fizyolojik hastaya vermek Hocam, temel tedavi. bu oral sıvı ayran mı? Bu tuzlu, aslında rehber şey diyor, tuz içeriği yüksek sıvıları verebilirsin diyor. Bizde bence ayran çok ideal bir Aynen. sıvı bence bunlardan. Çünkü abi herkesin ilk şeyi de bu şekilde ortaya çıkan bir tabloya karşı şeyi bir yüzüne soğuk su fırlatıyor. İki soğan koklatıyor. Üç tuzlu ayran veriyor. O soğan kokma daha çok böyle hani bu hastane öncesinde böyle konvizyondan geçiren çocuklara böyle soğan koklatıp böyle öyle uyandırmaya çalışıyorlar. Benzo soğan. Evet. Şimdi bu biraz üzücü bir vaka ama ne yazık ki karşılaşabiliyoruz ve basında da karşımıza geliyor. Aylardan Haziran. Yer İzmir Karşıyaka Çarşı. 3 aylık bebek. Aile bebeği arabada bırakıyor. Kapıları kilitliyor. Alışverişe dalıyor ve bebeği unutuyor. Yoldan geçenler fark ediyorlar. Aileyi arıyorlar, bir türlü bulamıyorlar. Camı kırıyorlar. Hemen 112'yi çağırıyorlar. Bebeğin bilinci kapalı. Arabaya da kusmuş olduğu fark ediliyor ve çok hızlı nefes alıp verdiği anlaşılıyor. Bu çocuğun başına ne geldi? Caner Müzik için teşekkürler. Ne demek hocam? Görevimiz. Caner 6.'dan sonra müziği açtı. Evet. Çocuk ihmali, sıcak çarpması, sepsis, ensefalit, Vest sendromu, R sendromu. Hep bilinç değişikliği yapanları koydum. Bakalım. Son. Buna kaç saniye ben vermiştim Caner? 30. 30 hocam. 30 saniye. Ali Güngör. Dedi. Sıcak çarpması diyor Ali Güngör. Hadi bakalım. Evet. Evet, ikisi Bunun de. iki tane cevabı var. Bence ikisi de doğru. Burada bir çocuk ihmali var ve aynı zamanda bu bir sıcak çarpması. Evet. Şimdi olgularla böyle çocuklarda yaratabileceği acil klinik durumları şöyle bir görmüş olduk olgular aracılığıyla. Hocam Şimdi bir soru biraz da sorabilir böyle. miyim? Tabii hocam buyurun. V-Room kazandı. V-Room'u tebrik edelim. Caner, V-Room'a bir hediye gönderir misin sen? Burak Şeyden Hoca'yla yaptığınız. canlı yayını alacak mıyız? Tabii Durumu. bence V-Room canlı yayına gelmek isterse arkadaşlar formatı değiştireceğiz bugün itibariyle ve V-Room'u alacağız canlı yayına. Çünkü sıcak acillerinden V-Room Birincilikle bir sıraladı. numara çıktı. Evet. Evet. Bu arada yarım uzun süre ilk üçte değildi değil mi Ulaş Caner? Evet, Evet, tabii ilk doğru üçte hocam. değildi. İlk üçte Sonra başka biri. O cevap verirken ben sorumu sorayım mı? Burak. Şimdi abi enterovirüs meningoansefaliti bu yaz aylarında çok fazla oluyor. Tamam mı? Şimdi benim sana sorum şu. Bir, ikisi de sıcak çarpması da ateş yüksekliği yapar ve enterovirüs meningoansefaliti de ateş yüksekliği yapar. Öbürü de bilinç bozukluğu yapar. Enterovirüs de bilinç bozukluğu yapar. İkisi de yazın görünür. İkisi de pediatrik yaş grubunda daha fazla görülür. Bize hangi hastaya LP yapalım? Hangi hastaya LP yapmayalım? İle ilgili bilgi verebilir misin? Yani mesela her şey öyküde mi? Mesela öyküde sana bu hasta güneşte hiç kalmadı dedilerse ve hastanın akut bilinç bozukluğu ve ateş yüksekliği varsa bu hastaya LP yapar mısın? Yoksa önce sıcak çarpması düşünüp bir management yapıp invazif olduğu için erteler misin? Görüşün ne olur? Nasıl soru hocam? Soru çok boru bir soru sordum. Süper. Şimdi şöyle aslında çok böyle patofizyolojik olarak çok müthiş bir noktaya temas ettim. Şimdi bu sıcak çarpması sonrasında göreceğiz. Aslında bağırsak duvarının geçirgenliği de bozuluyor ve bağırsakta bulunan bakteriler neticesinde bir endotoksemi tablosu da görülebiliyor sıcak çarpmasında. Sıcak
çarpması da aynı şekilde bütün organ fonksiyonlarını bozabiliyor, akut faz reaktanlarını arttırabiliyor. Mesela şöyle düşünebilirim, bu hasta, şimdi böyle bir hastada, hastanın tabii ki burada tıbbi öyküsü önemli. Her zaman tabii burada tıbbi öyküye bakacağım. Bir de verdiğim tedaviye yanıta bakacağım. Verdiğim tedaviye böyle hastaya destek tedavisine karşı böyle bir olumlu yanıtın, olumlu bir cevap almıyorsam tabii hemen oradan ensefaliti düşünmem gerekli. Fakat çok arada kaldıysam hastaya hem ensefalit gibi tedavi verip hem de hastayı izleyebilirim gibi düşünüyorum. Lombar fonksiyonu için zaten hasta sıcak çarpmasında tablo ağır bir tablo olduğu için hastanın ilk başta bir hemodinamik dengesizliği olabilir. Hastayı hemen ilk aşamada zaten lombar fonksiyon yapamayabilirim. Ve hastaya bu arada normal destek tedavisini yapabilirim. Fakat öykü benim için biraz böyle belirli bir, hani akut bir öykü değilse, belirli bir süreç takip ediyorsa, o zaman hastayı garanti altına almak için sanki ensefalitmiş gibi hastaya yaklaşabilirim. Dolayısıyla hastayı bir 3-4 saat izlemem lazım. Bir toparlanıyor mu, toparlanmıyor mu görmem lazım. Ama anamnez çok önemli. Ama hocam çok bomba soru yani. Yani soru ben soruyu sorarken bile kendi kendime şaşırdım. Neden bu soruyu sordun? ama bunun kuralı yok diyorum. Hastayı muayene ederim. Verdiğim tedavi yanıtına bakarım. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Murat? O kadar güzel bir şey söyledin ki tam olarak istediğim cevap neydi biliyor musun? Klinik izlem. Klinik izlem bizim elimizdeki en önemli yönetim stratejisidir abi. Mükemmel bir silahtır. Yani önünde abi hasta. Sen sıcak çarpması düşünüyorsun. Mesela yazlıkta mıydınız diye sorarsın. Nereden geliyorsunuz? Deniz kenarından mı? Havuz başından mı? Bilmem ne ama buna rağmen o kadar tuhaf tuhaf senaryolarla tuhaf tuhaf davranım paternleri sergileyen çocuklar oluyor ki. Mesela hani çok benim tanık olduğum bazı arkadaşımın çocukları var. Abi adam havuzun o fayansı var ya, güneşin altındaki fayansına çırılçıplak yatıyor adam. 3 saat, 2 saat, 5 saat. Yemin ediyorum. Böyle tamam. Yatıyor. Şimdi vallahi billahi görüyorum. Ben kendi gözümle görüyorum ama sen mesela bu çocuğa bir şey olduğunda sana acile gelip havuzun dibindeki fayansa 3 saat, 5 saat yattır demez. Denmez böyle bir öykü verilmez. Tam da bu konfüzyonu aşalım diye önce bunu düşünelim. Zaten enterovirüs düşünüyorsak enterovirüs meningoensefaliti çok yüksek olasılıkla saatler içerisinde yani bu az önceki söylediğim tabloda zaten birkaç saatlik izlem kendisini belli edecektir. Yani normal az önce senin söylediğin tedavi stratejisinde yönetime bir yanıt yok ise, doğru adımlara bir yanıt yok ise o zaman çok yüksek olasılıkla diğer yöne sapıp gerekeni yapacağız. Çok ayrıca, teşekkürler. Konuyu ayrıca, saptırdım herhalde. Yok estağfurullah. Gayet hoş oldu bence. Ayrıca zaten hani hastada o ABC yaklaşımı bütün kritik hastalıklar da aynı. Aynen. Benim için zaten değişmiyor. Ben her zaman zaten hastanın hava yolunu açıp tutacağım. Oksijen ventilasyon gerekirse ventilasyon desteği vereceğim. Hastanın dolaşımını normal hale getirmeye çalışacağım. Çok güzel. Evet. Ayla bir şey demiş. Hiperalatremi olması ayrıca da yol gösterebilir mi? Hipernatremi. Yani fazla sıvı kaybetmiş diyor. Sıvı alamamış tabii diyor. Ve anladım. Hani herhalde şey çocuklar için diyor biraz daha. Evet. Küçük. Belki biraz daha ama yine de benim için çok yani evet düşündürürdü ama yine de benim için çok böyle majör bir ayrıcı tanı olmazdı. Evet şimdi bu olgumuz sıcak çarpmasıydı. Sıcak çarpmasına şimdi temel nedeni şu. Çevre sıcaklığının, ortam sıcaklığının çok yüksek olması ve bu çocuklarda kor sıcaklığı 40 derece veya daha yüksek ve santral sinir sistemi fonksiyonlarında bozulma var. Zaten bu üç cümle sıcak çarpmasının yani İngilizce heat stroke'un tam olarak tanımı bu. Ortam sıcaklığı yüksek, kor sıcaklığı 40 derecenin üstünde santral sinir sistemi fonksiyon bozukluğu var. Ensefalopati var. Bunun adı sıcak çarpması. Şimdi tekrar hatırlayalım sıcak çarpmasının klinik bulgularını. Hastalarda bilinç değişikliği oluyor. Cildi çok çok kuru da olabilir, çok terli de olabilir. Ne zaman çok terli oluyor? Özellikle sıcak çarpması. Böyle spor yapmış bir çocukta meydana geldiyse çok terli oluyor. Ama böyle spor yapmadan onlara anlatacağım. Klasik sıcak çarpması ise onlarda cilt çok aşırı kuru olabiliyor. Takipne çok önemli. Takipne, taşikardi. Ciddi sıvı kaybı bulguları, dehidratasyon, hatta sonrasında hipotansiyon gelişebiliyor. Bulantı oluyor, kusma oluyor
ve çok ciddi organ fonksiyon bozuklukları ortaya çıkıyor. Bir kere rabdomiolis dik gelişebiliyor. Böbrek yetmezliği gelişebiliyor. Karaciğer yetmezliği gelişebiliyor. Zaten bir daha abi bunun şeyden bir farkı yok. Septik şoktan bir farkı yok. Ateşi var. Multi organ disfonksiyonu var. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Devam edelim. Sıcak çarpmasını aslında biz iki gruba ayırabiliriz. Klasik tip ve egzersize bağlı tip diye böyle iki gruba ayırıyorlar. Şimdi klasik sıcak çarpması ortam sıcaklığı çok yüksek. Özellikle küçük çocuklarda görüyoruz. Daha serin ortama hani çocuk çok ısınmış, çok sıcak ama küçük bebek mesela bu verdiğim olguda olduğu gibi aile çocuğu unutmuş. Çocuk daha serin bir ortama gidemiyor, kaçamıyor. Bu gibi durumlarda görüyoruz. Çocuğun altta yatan bir kronik hastalığı varsa sıcak çarpması daha kolay gelişiyor ve daha şiddetli oluyor. Bu klasik sıcak çarpmasının bazı risk faktörleri var. Çocukta aynı zamanda, işte bu da yine senin bak sorun burada yine şey geldi. Çocukta aynı zamanda bir akut gastroenterit varsa ya da bir diabetes mellitus, diabetes insipidus gibi bir tablo varsa, sıvı kaybı varsa bunlara tabii ki sıcak çarpması çok daha kolay gelişebiliyor. Çocukta bir insensible sıvı kaybı durumu varsa, mesela yanık hastasıysa ya da çocuğun aynı zamanda yüksek ateşi olan bir enfeksiyonu varsa ya da çocukta kistik fibrozis gibi bir konjenital kalp hastalığı gibi aşırı terleme yapan bir hastalığı varsa ya da çocuğun ektodermal displazi, hipertiroidi ya da spinal kord lezyonu gibi o terlemeyi bozan bir hastalığı varsa ya da çocuğun bir anoreksiye nervoza, hipotalamus disfonksiyonu yapan bir beyin patolojisi varsa bütün bunlar işte klasik sıcak çarpmasının çok daha ağır olmasını ve çok daha kolay gelişmesini sağlıyor. Değiştirebiliriz. Başka bir de sıcaklık indeksi diye bir kavram var. Bunu ilerleyen slaytlarda açıklayacağım. Sıcaklık indeksi kabaca hissedilen sıcaklık. Hani yok bu meteoroloji diyor böyle. Sıcaklık bu ama hissedilen de bu. Yüksek çıkıyor. Genellikle yüksek çıkıyor gerçi. Sıcaklık indeksinin yüksek olması bir başka bir şey. Kişide iklimlendirme yani ortama alışma gibi bir durum olmamış. Hani o verdiğim örneklerde var ya mesela Kars'tan gelen aile bir gündür gelmişler. Ortama daha alışamamışlar. Bu çok önemli bir şey. Ya da egzersiz öncesinde hidrasyonu iyi değil. Ya da egzersiz öncesinde kişi iyi uyumamış, yorgun, dinlenmemiş. Ya da kişinin genel olarak fizik kapasitesi iyi değil. İşte bunlarda sıcak çarpması çok daha kolay gelişiyor. Ayrıca tabii ki aşırı sıcak ortamda bir fizik egzersiz, uygunsuz kıyafet giymek, hasta veya kişi egzersiz yapıyor ama havada çok sıcak, sıvı alması lazım. Sıvıyı almıyor. Egzersiz sırası kendini hidrate etmiyor. Ya da çocuk obezitesi var. Bunlar çok tehlikeli. Bazı ilaçlar sıcak çarpmasını çok daha kolaylaştırıyor. Mesela hastada bir dikkat eksikliği, hiperaktivite sendromu varsa ve dextroamfetamin kullanıyorsa, bir antikolinerjik etkili ilaç kullanıyorsa ya da hasta bir madde bağımlısı işte metamfetamin kullanıyor, kokain kullanıyorsa bunlarda sıcak çarpması çok daha kolay gelişiyor. Yine çocuk diyelim ki böyle bir bodybuilding falan yapıyor veya böyle bir spor merkezine gidiyor. Orada böyle kas yapmak için böyle kreatin içeren böyle supplementler kullanıyor. Bunları kullanan çocuklar da büyük risk altında. Nadir de olsa çocuklarda Graves hastalığı olması risk faktörü. Genel olarak ergenlik öncesi küçük çocuklar daha riskli. Yine orak hücre anemisi olanlar, hatta orak hücre anemisi taşıyıcılığı olanlarda da tablo çok daha kolay gelişiyor. Çünkü küçük mikrodamarların ulaşım bozuluyor. İkinci tipi egzersize bağlı sıcak çarpmasıydı. Bu sağlıklı gençlerde daha çok görüyoruz. İşte sporcularda, askeri personelde görüyoruz. Şimdi peki bu sıcak çarpması ne kadar önemli? Tabii rakamlar yine Amerika Birleşik Devletleri'nden. Çünkü kayıtlar çok iyi. Birlikte 2004-2028 yılları 2018 olacak. Yanlış 2028 olmuşum. Geleceği tahminde bulunamam. Ama Yavuz senden bekliyoruz. Senden bekliyoruz. Futuristik bir öngörü bekliyoruz. Evet, futuristik. 700'ün üzerinde ölüm gerçekleşmiş. Çarpmasına bağlı. Birinci riskli grup olarak bu COVID'de de gördüğünüz gibi kronik hastalığı olan yaşlılar. Ama ikinci derecede riskli grup işte benim burada olgu olarak verdiğim hani bu 2 yaşından küçük bebek mesela arabanın içerisinde unutulanlar gibi. İkinci en yüksek riskli grup ölüm için. Bir diğer
riskli grup özellikle yaşı 18'in altında sıcakta egzersiz yapan sporcu gençler. Egzersiz öncesi hidrasyonu iyi yapmamışlar. Egzersiz sırasında sıvı kayıpla susadıkları halde su içmiyorlar. Bunlar çok riskli. Bir de obezitesi varsa, kronik hastalığı varsa, böyle ilaç kullanıyorsa, madde kullanıyorsa bunlar da en büyük risk grubunu oluşturuyor. Şimdi bak buradan farklı bir, bu, biraz bu sunumun farklı olduğunu söylemiştim ya. Şimdi böyle anlattım. Şimdi biraz böyle tanımlar ve hafif bir patofizyolojiye girmek istiyorum müsaadenle. Tabii. Şimdi ateş nedir? Hipertermi nedir? Şimdi ateş şu. Ateş aslında inflamasyon sonucu vücutta endojen pirojenler oluşuyor. Mesela interleukin. Bunlar gidiyorlar hipotalamusta prostaglandini arttırıyorlar. O da hipotalamusta bulunan termostatımız hemen ayar noktasını yükseltiyor ve vücudun sıcaklığı artıyor. Normal bizim daha çok enfeksiyonlarda gördüğümüz yüksek ateş tablosu ve burada hipotalamus normal çalışıyor. Hipertermi ne? Hipertermide problem şu. Hipotalamustaki o termostat burada bozulmuş. Ortam sıcaklığı çok yüksek. Veya vücudun sıcaklığını dışarıya aktarma mekanizmasında bir problem var. Sıcaklığı gönderemiyoruz ya da her ikisi birden. İşte benim bu dersimin konusu sıcak çarpması, sıcakla ilgili problemlerin hepsi hipertermiye bağlı. Bu mekanizma olarak yüksek ateşle bunun bir alakası yok. İşte geldik şimdi günlük hayata bir vurgu, sıcaklık indeksi. Yani hissedilen sıcaklık. Murat'cığım buraya geçmeden Fatih abinin bir şeyi var aşağıda sıcakta özellikle bu havalarda. Hipokloremi, hiponatremi ve metabolik alkoloz varsa kendi branşı gereği tabii ki kisi fibrozis hastalığına dikkat çekiyor. O yüzden de teşekkür ediyoruz katkıları için. Evet, buyur teşekkürler. Abi. Teşekkürler. Hissedilen sıcaklık burada sadece ortam sıcaklığı değil aynı zamanda nem de dikkate almak lazım. Bu slide'da da gördüğünüz gibi bunun böyle bir tablosu var. İşte burada yukarıda gördüğünüz sanırım X ekseninde nem var, Y ekseninde sıcaklık var. Bu ikisinin kesişim aynen. Noktası hangi renge geliyorsa işte bu çok sıcak, tehlikeli sıcak veya çok tehlikeli sıcak gibi böyle bunun evreleri var. İşte bu sıcaklık indeksi çok önemli bir faktör. Değiştirelim slaytı Caner'cim. Caner gitti herhalde. Geldi. Şimdi hemen burada önümüzdeki günlere bir vurgu yapmak istiyorum Ulaş. Bunu meteorolojiden aldım normal devletin. Bakın cuma günü ve cumartesi günü. Hava sıcaklığı 39 derece ve nem %74 civarında özellikle cuma günü. Yani bu %74 nem ve 39 derece sıcaklık. Caner bir geri gelir misin? Muhtemelen kırmızıya denk geliyor. Abi, çok yüksek olacak. Yemin ediyorum Murat yalnız bunu bu hafta sonuyla birleştirmen de bugün konuşuyor olmamız abi. Çok iyi tam zamanlama. Demiştim sana futuristiksin sen bak. Gördün hava durumunu bile önceden sezdin de kimin kırmızı alert evet kırmızı alert olması gerektiğini söyledin. Evet. Harika. Bu yüzden bütün erişkin ve çocuk bütün acillere şimdiden duyuru yapıyorum. Cuma, cumartesi, pazar esetlerinizi hazırlayın. Tansiyon aletlerinizi kontrol edin. Hastalar gelecek. Erişkin acile yaşlılar gelecek. Çocuk acile çocuklar gelecek. Hazır olun. Şimdiden söylüyorum. Devam edebiliriz. Şimdi dedik ki hani bir tanesi ortam sıcaklığının çok yüksek olması. Bir diğer patoloji de olan sıcaklığı dışarıya verememek. Peki biz nasıl böyle sıcaklığı, aşırı sıcağı dışarıya veriyoruz? İşte buharlaşma yani evaporasyon, işte radyasyonla, kondüksiyon yani bizden daha soğuk bir cisme tutunarak böyle sıcaklığı aktarıyoruz. Ya da konveksiyon, böyle akımı geliyor böyle, hava akımı geliyor. Böylece serinliyoruz. Burada en önemlisi evaporasyon, buharlaşma. En iyi sıcağı aktarma mekanizması. Ha, şimdi... Bunu çok seviyorum. Bunu evet, çok seviyorum. Çok güzel değil mi? Adam müthiş anlatmış. Yani müthiş yapmış hani. Basit ve güzel. Şimdi burada iki tane parametre ve üç tane grafik var. Şimdi sol taraf ötermi dediği, bakın hastanın hipotalamustaki ayar noktası normal sıcaklıkta 37 derece ve vücut sıcaklığı da normal ve ikisi aynı yerde. Hastada bir enfeksiyon oldu. Enfeksiyona bağlı yüksek ateş gelişti. Ne oluyor? Vücut sıcaklığı da artıyor.
hipotalamustaki ayar noktası da termostat da artıyor. İkisi aynı yerde. Bu normal durum. Hipotermide ne oluyor? Bakın, hipotalamustaki ayar noktası düşük. Normal gibi gözüküyor. Normal. Ama vücudun sıcaklığı normal değil. O çok yükselmiş. İkisi arasında bir dengesizlik var. İşte bundan dolayı diyoruz hipertermide hipotalamustaki o termoregülasyon merkezi bozuk. İkisinin uyumlu olması gerekli. Hipertermi bu işte. Çok iyi. Senin oğlan da aşağıdan bizi trollüyor. Öyle ben mi? Cevap vermiyorum özellikle. Vay şey. Evet. Evet. Çok korkuyorum. Ya zaten düşmana ihtiyacım yok. Oğlum var dedi. Sürekli trollüyor. Okumayacağım dedim. Okumayacağım dedim. Ölürse suçu sizsiz diye yazıyorum. Vallahi billahi işte. Sağ olsun. Peki burada çok konumuzla alakalı değil ama kelimeler olduğu için biraz böyle bahsetmek istiyorum. Malin hipertermi nedir? Malin hipertermi'nin aslında pek bu konuyla çok alakası yok. Çünkü malin hipertermi bir genetik hastalıktır. Nadir görülen bir genetik hastalıktır. İskelet kaslarında reseptör anormalliği var. Şöyle ki bu genetik hastalığı olan kişilere sen süksürilikolin verirsen ya da bir halotan gibi inhaler anestetik ajan verirsen işte bu genetik anormallik ortaya çıkıyor. Bu bozuk reseptör üzerinden birdenbire kas hücresi içine kalsiyum yığılıyor ve iskelet kasında bir hipermetabolizma ortaya çıkıyor. Bunun klinik yansıması hastada hiperkapni, taşikardi, aşırı kas kasılması, rabdomiolis ve spesifik ilacı destek tedavileri haricinde dantrolen. Şimdi tekrar edelim, sıcak çarpmasının klinik bulguları neydi? Ortam, yüksek ortam sıcaklığı, kor ateş çok yüksek, bilinç değişikliği, cilt çok kuru veya terli, takipne, taşikardi, hipotansiyon, dehidratasyon, bulantı, kusma ve çok ciddi organ problemleri. Aynı septik şok gibi, multi organ yetmezliği. Devam edelim. Peki ben hastanın hangi tahlilleri isteyeceğim? İşte bakın bu slide'da olan patofizyoloji ile hangi tahlilleri istemem gerektiğini birleştirmeye çalıştım. Bir kere bu hastaların izlemi kor ateş ölçümü ile olacak. Hani bunu bizim yaptığımız koltuk altı, hele hele alından temassız, timpanik, bunların hiçbiri takipte yeterli değil. Mutlaka kor ateş ölçümü. Bu da en pratik, acildeki yol rektal ölçüm. Bu hastaların tanısı, izlemi tamamen kor ateşle yapılması lazım. Acildeysen rektal ateş. Ama yoğun bakımdayken hastaya santral venöz kateterden ölçebilirsin. İşte mesane probuyla ölçebilirsin. Özofagus probuyla ölçebilirsin. Pulmoner arterden ölçebilirsin. Aslında zaten sıcak çarpması görüldüğü üzere kesinlikle çocuk yoğun bakımda izlenmesi gerekli. Hastalardan hemogram isteyeceksin çünkü aslında zaten bu hastalarda dik riski var. Kan şekerini ölçeceksin, böbrek fonksiyon testlerini, karaciğer fonksiyon testlerini göreceksin, iyonize kalsiyumunu göreceksin, fosfor ve CK'yı göreceksin ki rabdomiolis riski var hastada. Hastalarda dik riski var, PZA, PTZ ve iğneri isteyeceksin. TİT ve idrar mikroskopisi gerekli. Hem idrar çıkışını takip için, böbrek fonksiyonları açısından, hem de rabdomiolis için ve mutlaka kan gazı hastayı kan gazını ölçmen lazım. Peki, olay oldu tedavi. Hastane öncesinde hastayı mümkünse böyle soğuk bir suya sokabiliriz. Başka? Böyle bir yöntemden bahsediliyor. Bu TACO. TACO bu Tarp Assisted Cooling Oscillation. Böyle çok havalı gibi gözüküyor ama aslında çok basit. Aslında şunu yapıyorsun. Bir muşamba al. Harbiden bu tarp muşambaymış. Muşamba al. Hastayı muşambaya yatır. Bildiğin en soğuk suyu. Böyle buzlu su olabilir. Burada slide'da gördüğün gibi boşalt. Sonra hastayı hafifçe suyunu o muşambada suda, hasta suyun içinde hastayı hafifçe salla. Oscillation. O bildiğin şey ben diyorsun sen. Bu high frequency ventilation var ya onu anlatıyor gibisin ya. Evet sen. Ama muşamba kullanır bende. Muşamba ve soğuksun. Tabii burada ne demiştik? Evaporasyon en önemli sıcaklığı uzaklaştırma mekanizması. Bunun içinde böyle bulabiliyorsan böyle bir ventilatör falan getirip hastanın yanına ventilatör aslında iyi bir yöntem kullanmak lazım. Devam edelim. Hatta hani bu su püskürtmeli ventilatörler var. Bunlar çok daha iyi. Bunu şey diyorlar. Hastanede de bunu öneriliyor. Hastaya böyle
bir vantilatör ver. Bir de böyle devamlı böyle su partikülleri, böyle sprey gibi bir şeyle hastaya böyle su partikülleri fışkırt. Çok iyi bir soğutma yöntemiymiş. Ha tabii ki hastanın boyun, kalça ve aksilla bölgesine buz paketleri uygulayabilirsin. Çok iyi bir yöntem. Bunların bu arada hastane içinde hepsini uygulayabilirsin. Ama hastanede en uygun yöntem nedir dersen aslında bu evaporatif teknik. Hani bu bir vantilatör ve hatta ideali bulabiliyorsan böyle şey diyor Amerika'da, vantilatörü çok kolay bulabilirsin. Hatta böyle su spreyleri varsa onları da devamlı yap. Hastayı böylece bu yöntemle soğut. En iyi yöntem bu diyor. Burada hani o klasik hastane öncesinde suya sokmayı hastanede uygulama diyor. Hastane öncesi için mecbur kaldığın için. Çünkü o yöntem titremeyi arttırıyor. Biz hastanın titremesini istemiyoruz. Titrerse kaslar çok çalışır ve daha çok sıcaklık üretir. Hastayı hızla soğutmak istiyorum ama titretmek istemiyorum. Mottomuz bu burada. Tabii ki hastaya uygun oksijen, gerekirse ventilasyon desteği veriyoruz. Hemen damar yolunu açıyoruz. En az iki damar yolu, iki tane güzel büyük damar yolu açıyoruz. Aynı şokta olduğu gibi. 20 cc kilogramlı SF. 2 veya 3 defa tekrar ediyoruz. Nöbet geçirebilir hasta. Nöbetteki status epilepticus tedavimiz burada standart. Değişen bir şey yok. Önemli olan nokta hastayı hızlı soğut ama titremesine izin verme. Devam edeceğim. Süper. Burada çok, yine bir soru sorayım mı? Çok güzel bir soru geldi. Onu sormadan soğutucu sprey kullanılabilir mi deniyor? Önce buna cevap ver, sonra ben o zaman sorunu sorayım Murat. Vallahi soğutucu sprey kulaklığım düştü. Beni o zaman soğutucu sprey sormayayım. Ben programdan sonra sorayım o zaman. Benim sorumdan da heyecanlandıysan sonra sorayım. Evet, çok heyecanlandım. Soğutucu sprey. Şöyle düşünmem lazım onu. Çünkü böyle bir şey okumadım. Çok böyle şey geldi, böyle genius bir soru geldi. Yok. O sanki bu senin söylediğin şey gibi değil mi abi? O su püskürtücülerle aynı aslında, gibi geliyor bana. Evet. Aslında buna soğuk hava, nemli soğuk hava uygula diyor. Su partiküllerinin olduğu soğuk hava uygula diyor. Sanki uygulanabilir gibi geliyor böyle. Tamam, benim sorum bu değildi ama sormayacağım. Sen bu kulaklığı düşürdün diye sesin kısılır Allah muhafaza. Eyvallah. Evet, devam edelim. Hastanede soğutucu battaniyeleri kullanabiliriz. Hastanedeki yapacaklarımızı şimdi bir özetleyelim. Hasta bir kere hızlı soğutacağız. Öyle yavaş yavaş değil. Evaporatif soğutma, soğutucu battaniye, buz paketi ve hastaya IV SF. Tabii ki oda sıcaklığında vereceğiz. Hani hatırlayın, hastaya şok tedavisinde, septik şokta falan hani vücut sıcaklığında SF verin diyorduk. Burada öyle bir şey yok tabii ki. Burada oda sıcaklığında SF veriyoruz. Çünkü bu da sıvı açığını kapatmak gibi aynı zamanda da vücudun soğumasına da olumlu etkisi var. Bütün bunları birlikte yapıyoruz. Hastanın titremesini engellemek için IV benzodiazepinler, mesela midazolam kullanabiliriz. Ama midazolam olmadı. Hasta hala titriyor. O zaman sana hastayı hızlı ardışık entübasyon yapacaksın ve nöromusküler blokaj uygulayacaksın. Ama bu arada bazı ilaçlar kontraindike. İşte meperidin, klonidin, süksililikolin, dexmedetomidin, bunları vermiyorsun. Bunlar konfüzyon eşiğini düşürüyor. Mikrosirkülasyonu bu hastalarda bozduğu düşünülüyor. Bu arada tabii ki hastalarda dik gibi, böbrek yetmezliği gibi, karaciğer yetmezliği gibi bir organ patolojisi ortaya çıkınca, akut patoloji, zaten sen bunlara standart yöntemlerle müdahale ediyorsun. Peki hangi tedaviler etkisiz? Antipiretikler, yani ateş düşürücüler etkisiz. Vermiyoruz. Hatta zararlı. Fizyopatoloji olarak prostaglandin üzerinden giden bir mekanizma yok ki. Enfeksiyon değil veya olay inflamasyon değil bu anlamda. Hatta bunlardan asetaminofen çocukta karaciğer yetmezliğini tetikleyebilir, şiddetlendirebilir. Ya da bir hastaya ibuprofen verirsen giz kanaması gelişebilir. Zaten ibuprofen böbrek kan akımını bir miktar azaltıyor. Böbrek yetmezliğini kolaylaştırabilir. Peki başka bir şey yapalım. Mesela alkolle soğutma yapalım mı? Hayır. Kesinlikle alkolü önermiyoruz. Zaten ciltten çok kolay emilip alkol intoksikasyonu yapabilir. Bazı otorlar böyle çok yanıtsız bir durum varsa dantrolen kullanılabilir geçici bir süre için diyorlar. Ama bunun kanıt düzeyi çok düşük. Elde bir şey kalmazsa, hasta hala böyle ateşinden düşüremiyorsan, durum çok kritik gidiyorsa belki dantrolen kullanılabilir. Özellikle rabdomiolüz gibi bir tablo varsa.
Peki. Çocuk taburcu oldu. Yani taburcu olmak için kriter bir kere düzelmiş olması lazım ve bütün laboratuvar bozuklukları, elektronik bozuklukları ve bütün laboratuvarın tamamen normalleşmesi lazım. Çocuğu bir kere taburcu ettikten sonra annesi hemen koşsun oynasın demiyoruz. Çocuğun tam fizik aktiviteye geçişi 2 ile 4 hafta arasında doktor kontrolü altında aşamalı olması lazım. Olursa durum çok daha kötü oluyor. Daha ağır bir klinik tablo gelişiyor. Hastayı korumak lazım. Peki olayın olmasını istemiyorsak koruma yöntemleri neler? İşte burada son derece önemli. Bir kere çocuk bulunduğu iklime alışması lazım. İklimlendirme gerekli. Bu süre büyük adolesanlarda 4 gün kadar kısayken küçük çocuklarda 10 ile 14 gün, neredeyse 2 hafta. Yani çocuk örneğin bir Doğu Anadolu bölgesinden geldi, soğuk bir yerden geldi veya Almanya'nın kuzeyinden geldi, İzmir'e, Antalya'ya geldi. İklime alışması küçük çocuğun neredeyse 2 haftayı bulur. Bu yüzden bütün bunu çocuğu dışarıya çıkartırken bütün bunları göz önüne almak lazım. Çocuğun bir hastalığı varken çocuğun fizik egzersiz yapmasını izin vermemek lazım. Sıcak havalarda bu sıcak çarpmasını kolaylaştırıyor. Ve çocuğa yine özellikle spor öncesinde, spor sırasında, spor sonrasında hidrasyonu iyi olması lazım. Küçükken, ben 69 doğumluyum, annem bana derdi, aman oğlum çok su içme, terlerken çok su içme, üşütürsün derdi. Düşünsene böyle. Doğru. Oradan şey, terledim. İhmal. Anneme bunu söyleyeceğim. Aynen öyle. Kesinlikle yani böyle benim büyüdüğüm yıllarda böyle bir şey vardı böyle. Bilmiyorum hala var mı. İşte çok terleme, su içme, işte üşütürsün, hasta olursun. Çocuğu iyice böyle devlete hale sokuyorsun. Kesinlikle böyle bir önerimiz yok. Zaten öncesinde egzersiz sırasında ve sonrasında mutlaka su desteği alması lazım. Hatta bu ciddi bir spor aktivitesi yapacaksa, bakın slide'da görüyorsunuz. 9 ile 12 yaş arasında her 20 dakikada bir yaklaşık işte 100-250 mililitre kadar sıvı öncesinde böyle. Güzel. Ya da ergenlerde böyle saat başı 1 litre alıp falan egzersiz spora öyle çıkması isteniyor. Tabii yine sıcak indeksi